değerli izleyenler, öncelikle hayırlı pazarlar diliyorum. Bir Şifa Kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Avrasya Hastanesi'nin önemli doktorlarından ve konularıyla sizlerin karşısında olacağız. Bu haftaki konumuz acil tıp servisindeki vakaları işleyeceğiz. Nasıl müdahaleler olması gerektiğini, ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu ve hastaları nasıl yönlendirilmesi gerektiğinde aslında ilk müdahalenin önemine değinmiş olacağız. Bu konuda bize yardımcı olacak acil tıp uzmanı Doktor İlkin Hüseyin'i bizlere yardımcı olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim çok şükür. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Öncelikle kendinizden biraz bahsedelim. Sizleri biraz tanıyalım. Evet, ben Avrasya, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi acil hekimi İlkin Hüseyinli. Aslen Azerbaycanlıyım. 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun oldum, Samsun'dan. İşte yolumuza da burada devam ediyoruz. Burada hekimlik hayatımıza devam ediyoruz. Bu kadar kısaca kendimden bahsedecek olursam. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle hocam. Hocam acil servisine gelen hastalar öncelikle hangi şikayetler sizlere başvuruyor? Ya aslında bu konu bayağı kapsamlı bir konu. Ben biraz hastanemiz özelinden gideceğim. Biraz şimdi şey olduğu için, hani malum devlet hastanelerinde sıra yoğunluğu falan olduğu için bize daha çok işte yeşil alan hastası daha çok geliyor bu aralar. Bunlar da yani nelerdir? İşte ayaktan gelen hastalar, işte soğuk algınlığı şikayetleri, önemli işte boğaz ağrısı oluyor, öksürük oluyor. Sarı, kırmızı, yeşil alan olarak üçe ayrılıyor. Evet. Yani bu alan hastaları daha çok geliyor bu dönemde. Bu da yani doğal olarak işte kış mevsimi, biraz enfeksiyonların artmasına bağlıyoruz bunları. Bu hastalar daha çok geliyor dediğim gibi. Bunun dışında işte ishal olabiliyor. Bazen idrar yolu enfeksiyonu şikayetleriyle gelebiliyor. Bunları daha çok işte semptomatik tedavi uygulayıp anlık şikayetlerini rahatlatıp sonrasında reçete tedavisiyle ev ortamında takip ediyoruz. Sonrasında kontrole çağırıyoruz tabii ki. Tekrar işte kontrol muayenesiyle tedavinin ne aşamada olduğunu takip ediyoruz. Bunun dışında biraz orta işte ağırlıkta diyelim kabaca. Sarı alan dediğimiz, hani sarı alanı nasıl tanımlarız? Hayatı tehlikesi olmayan ama müdahale gerektiren hastalar diyebiliriz kabaca. Bunlar da neler olabilir? İşte bir kafa travması mesela buna şey yapabiliriz ama hasta stabildir, kendisi gelmiştir. Bir kafa travması almıştır. Veya işte kronik bir hastalığı vardır, tansiyonu yükselmiştir ama hasta kendisi gelmiştir gibi bu tarz... Kendi bilinciyle gelen kendi hasta. Bilinciyle, bilinci açık. Hani acil müdahale, solunumu yerinde, işte hayatı fonksiyonları yerinde acil bir müdahale gerektirmiyor ama araştırılması gereken konular. Orada da biz hani biraz bizim görevimiz o aşamada hastanın durumunu tespit etmek, işte şikayetlerini gidermek. Şikayetlerini giderdikten sonra işte uygun polikliniğe yönlendirip oradan daha uzun süreli tanı tedavisinin devamını sağlamak şeklinde. Bu konuda bizim hastanenin avantajı da yani birçok bölümü olduğu için özellikle poliklinik saatleri zamanında gelen hastaları hemen zaman kaybetmeden ilgili bölüme yönlendirip tek seferde oradan direkt bazen hastalar basit bir tansiyon hastalığı şikayetiyle gelirken hani farkında olmadan başka bir hastalığı olduğu ortaya çıkıyor böylelikle. Erken tanı da almış oluyor bu şekilde. Onun için de faydalı oluyor bu aşamada. O kapsamda hastanemizin böyle bir avantajları var. Onun dışında yani kırmızı alan hastaları var bir de. Kırmızı alan hastalarına yani başlıca ambulansla gelen hastalar kırmızı alan hastaları sayılıyor. Acil müdahale. Yani o sırada atıyorum başka hasta varsa bile ilk önceliğimiz kırmızı alan hastası oluyor. Ve hayatı tehlikesi olan hastalar diyelim. Yani illa ambulansa gelmesine gerek yok. Mesela trafik kazasından almıştır birileri. İşte hastane yakında olmuştur, gelmiştir. Aynen, adli vakalar olur, işte kurşunlanma olur, kasp olur, bir yaralama durumu olur. Onlar geldiği zaman onları kırmızı alan diye müdahale ediyoruz. Onun dışında kalp krizi şikayeti olur, solunum sıkıntısı vardır, astım krizi vardır gibi
bunları kırmızı alan olarak değerlendirip, çünkü burada işte dakikalar artık önem arz ettiği için hemen zaman kaybetmeden herkes yani bir an önce işini bırakıp o hastaya odaklanacak şekilde koordine oluyor zaten. En kısa sürede de uygun tanıyı koyup ona yönelik müdahaleyi yapıyoruz. Burada da bizim görevimiz hastanın durumunu stabilize etmek. Yani uzun dönem hani detaylı bir şekilde hastalığın sebebi nedir değil de daha çok stabilize edelim biz. Hayat fonksiyonları stabil olduktan sonra ileri tanı tedavi için yine ilgili bölüme gönderip işte gerekiyorsa servise yatışı yapılsın veya gerekiyorsa yoğun bakıma yatışı yapılsın. İşte hastanın durumuna göre orada işte uzman kadromuzla da birlikte bir karar verip o şekilde yönlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra oradan takibi oluyor yani. Tam da bu konu hususunda acil ilk müdahale diyebiliriz. Bu acil hemşiresi, acil doktoru, uzmanları yanlış bir tanı ya da yanlış bir müdahalede bulunma ihtimali olabiliyor mu? Bu gibi vakalarda karşılaşılabiliyor mu acillerde? Ya tabii ki yani bir takım hatalar olabilir. Çünkü insanın olduğu yerde hata yok demek biraz yanlış olur. Ama hastanemiz bu konuda şöyle bir yol izliyor. Yani mümkün olduğunca işte tecrübeli kadroyla çalışıldığı için bu hatalar olduğunca minimumda. Yani şöyle birinin gözünden kaçan diğerinin gözünden kaçmaz mantığıyla düşünebiliriz. Çünkü evet, tek kişiye bağlarsak bütün olayı, acil aslında bir takım işi. Yani tek kişiye yüklersek bu sorumluluğu illaki gözünden bir şey kaçabilir. Özellikle bu dönemde yoğun zamanlarda bunlar olası şeyler. Ama bu bir takım çalışması haline gelince, işte çalışan her bir bireyin de belli bir seviyenin üstünde tecrübesi olunca artık o vakayı görünce evet ben bunu daha önce gördüm diyor. Ve olası çıkabilecek sorunları da öngördüğü için önceden işte ona yönelik bir sorgulama yapıp ona yönelik bir tanı tedavi uygulayınca bu tip durumlarda minimalize edilmiş oluyor böylelikle. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yani acilde uzun dönem bir işte daha detaylı bir tanı beklemek biraz yanlış olur. Yani, orada hayata tutunması aynen. Ya da anlık acilde müdahale olabilecek ağrıyı, sızıyı gidermek mi yani? Aynen. Mesela diyelim ki solunum sıkıntısıyla gelen bir hasta var. İşte bizim orada temel şeyimiz, gayemiz, evet bu hastanın solunum sıkıntısı var, biz bu sıkıntıyı ortadan kaldıralım. İşte hastadan aldığımız öyküye göre de, yaptığımız tetkiklere göre de kabaca başlıklar altında bu hangi gruba ait? İşte solunum sıkıntısının nedeni diyelim kalp yetmezliği mi? Yoksa akciğerle ilgili bir sorun mu? Akciğerle ilgili bir sorunsa bu travmaya bağlı mı? İşte pnömotoraks mı atıyorum? Veya işte bir enfeksiyon durumu mu? Orada da işte yine topladığımız bilgilerle bir şekilde bir yol izleyip o yoldan ilerleyince zaten sonuca bağlamış oluyoruz. Ama diyelim zatüre olarak değerlendirdik. Artık bu aşamada işte zatüre hangi etken sebep olmuş, hangi bakteri veya virüs nedeniyle zatüre olmuşun tanısını biraz göğüs hastalıklarına geçmiş olduğu için artık oradan sonrası orada takip ediliyor. Peki hocam, acil vakalarına bakacak olursak bu vakalar nelerdir? Yani şöyle söyleyelim, çok geniş bir soru. Aslında acil, yani vatandaşı soracak olursak her şey acil. Çünkü herkesin evet. Hastası acil. Hele de hastane konusu olunca. Evet. Yani biraz herkes hassas yani oluyor haliyle doğal olarak. Sizin hastanenizin bu konuda avantajı nedir? Yani acilin işleyişi nasıldır? Yani hastalar diğer devlet hastanelerindeki gibi yani sıralarca bekleyip ya da ne bileyim bekletilme gibi bir durumu var mıdır? Uzmanlar tarafından nasıl hemen müdahale, teşhis konuluyor? Bu vakalara göre mi değerlendiriliyor yoksa işleyişe göre mi değerlendiriliyor? Bunu öncelikle öğrenmek istiyorum. Hele de şu anki gündemimiz sağlıkla alakalı problemlerimiz varken bunun önceliğini öğrenmek istiyorum. Evet, yani şöyle, hastanemiz zaten 7/24 normal olarak hizmet veriyor bu konuda ve 7/24 sadece acil hizmeti değil, 7/24 diğer branşlara da ulaşma olanağımız var. Bu çok büyük bir avantaj çünkü normalde diyelim ki karın ağrısıyla gelen bir hastanın ameliyatını organize etmek bayağı bir zaman alacakken biz de bu yani bir saat içinde organize edip ben ameliyat yaptırdığımız hasta biliyorum. Yani hemen organize yapıp bunun müdahalesini yapabiliyoruz.
böyle avantajımız var. Yani sıra olarak da çok büyük avantajımız var. Çünkü gelen hasta haliyle beklemiyor. Yani en çok beklese, en yoğun günümde bile benim en fazla kapı önünde 3 veya 4 hasta bekler. Yani çok böyle işte 10-20 gibi rakamlara asla ulaşmaz. Çünkü bir devam eden bir sirkülasyon var. Yani birikmiyor. Gelen hasta hemen şikayetleri değerlendirip müdahale edildiği için de bu sıra birikmeden bu sirkülasyona devam ettirme olanağımız var. Biraz da vakalar üzerinden gidelim hocam. Şimdi hastanenizin bünyesinde 7/24 sevgili izleyenler de buradan bilmiş oldu. Hizmet vermekte, hizmet veriyorsunuz ve herhangi bir karışıklık ya da herhangi bir olası bir durumda da aniden çözüm ortaklığıyla ekipçe müdahale ediyorsunuz. Peki diyelim ki şiddetli kasık ağrısıyla gelen hasta var. Nasıl müdahale ediyorsunuz? Nasıl bir teşhis koyuyorsunuz? Orada ilaç tedavisi mi uyguluyorsunuz yoksa herhangi bir yol mu nedir? Bu süreci biraz değerlendirelim. Şimdi kasık ağrısı, şimdi hasta dinlerken bir yandan da yani bunu kesinleştirmemiz lazım. Çünkü kasık ağrısı diye gelip alt batın ağrısı da çıkabilir. O yüzden burada detaylı bir muayene çok önemli. İşte detaylı muayenede de yine zaman olanağı ön plana çıkıyor. Yine burada da bir farkımız ortaya çıkıyor. Yani her gelen hastayı detaylı bir şekilde muayene ettiğimiz için de dediğim gibi burada hata yapma olasılığını minimalize etmiş oluyoruz. O zaman oluyoruz. Uzman doktorlarımızın farkı diyoruz burada. Evet. Kasık ağrısıyla geldi diyelim. Basit bir idrar yolu enfeksiyonu da olabilir. Yine burada öyküyü sorgulayarak bunu ortaya çıkarıyoruz. Veya işte kadın hastalarımızda cinsel organında veya işte yumurtalıkları ile ilgili bir sorun da olabilir. Bunlar da ultrasonla veya gerekirse tomografi ile görüntüleme yapılarak bu sorunlar ortaya çıkarılıyor. Burada da yine aynı yolu izliyoruz. Hani durum acil mi? Bu önemli. Yani mesela gece bir saatinde geldi, hemen ameliyat alınmalı mı ki böyle vakalar da var. Psikolojikte insanlar kendini hasta edebiliyorlar. Hele şu pandemiden sonrasında her şey ilhamlı olarak. Yoksa işte ilaçlı tedaviyle geçecek bir şey mi? Yani burada evet, burada çok kritik çünkü atlamamak lazım kesinlikle. O yüzden biraz kompleksten basite düşünüyoruz. Genelde hani hastalık üzerine basitten komplekse düşünülür. Ki şey, önce bir basit olandan gidelim, o olmazsa daha kompleks bir tanıya gideriz diye. Ama acilde biz en çok hayati tehlikesi olacak olan tabloyu ilk ön planda düşünürüz. Onu eledikten sonra evet basit bir şey olabilir diye yolumuza devam ediyoruz ki hasta mağduriyeti mümkün olduğunca minimumda olsun. İşte kasık ağrısı geldiği zaman dediğim gibi gerekli tahliller yapılır. Ve cevabı bulunana kadar da bu devam ettirilir. Yani işte diyelim ki ultrason yaptırdık ve idrar tahlili yaptırdık. İşte sonucunda evet batın içi bir sorun olmadı, tespit edildi ve idrar yolunda enfeksiyon saptadık. Reçetesini düzenliyoruz, yine kontrole çağırıyoruz daha sonrasında. İşte kontrole çağırdığımızda evet hasta iyileşme hali hissettiğini söylüyor. O zaman güzel, demek ki başarılı bir yol izledik. Bazen de kronik bir iltihap söz konusu olabiliyor. İşte geldi, kontrolü muayene ettik ama hasta hala da iyileşmediğini söyledi. Bu sefer yine İşte üroloji bölümüyle bir konsültasyon içerisine giriyoruz. Onlara yönlendiriyoruz. Kronik bir durum varsa da orada yine tespit edilip daha sonrası için müdahale ediliyor. Tersi bir durum düşünelim. Diyelim ki işte kadın hasta yine böyle kasık ağrısı şikayetiyle geldi. Biraz da işte karnına yayıldığını söylüyor. Bunu da ultrasonunu çektirdik ve overtorsiyon dediğimiz yumurtalıkların kanlanmasını bozulacak bir tabloyla karşılaştık. Bu sefer hemen acil müdahale edilmesi lazım. Çünkü o kanlanma bozulmasının dakikalar içinde organ kaybına neden olabiliyor. O kadar yani, ciddi bir şey. Tabii ki yani. Orada mesela hemen hızlı bir şekilde onun tanısının konulması ve ameliyat alınıp müdahale edilmesi bu aşamada çok önemli. Yani atlanmaması gereken bir tablo. Biz de işte bu anlamda biraz daha işte sıra yoğunluğunun az olması çok önemli bu konuda ki doktor da yeteri kadar zaman ayırıp bunu anlayabilecek kadar bir nasıl diyelim fizik muayene
ve tanıya yönelik tahliller, görüntülemeler isteyebilirsin. Şimdi bu şiddetli kasık ağrıları her insanda oluyor. Çocukta da oluyor, bayanda, kadında da oluyor, erkekte de oluyor. Bu son raddeye geldikten sonra mı acile başvurmaları gerekiyor? Diyelim ki hani gün içerisinde ara sıra o sancılanma ağrı oluyor. Ama önemsemiyor. Kim hemen ilk bir ağrıda hemen başvururken, kimisi de son raddeye gelene kadar bekliyor. Bunun sakıncası ne olur bireye? Şimdi son raddeye bekleyene kadar beklediği zaman bu sefer gideceği tek bir kapı kalıyor acil haliyle. Ve biraz acile gidince işin en önemli tarafı psikolojik olarak yıpranmış oluyor hasta. Ama mesela ilk bunu hissettiği zaman ilgili poliklinik bölümüne gitse aslında sorun hem ilerlemeden hem de bu psikolojik olarak bu yükü yaşamadan bu sorunu çözebilir. Ama zaten şiddetli olduğu zaman hastanın da aklına ilk gelecek olan şey benim ağrılarımı giderim. Biraz da bu konuda mesela yaşıyoruz bazen hastalarla. Çünkü hasta ağrısının giderilmesini istiyor ama özellikle karın ağrılarında, işte batın içi ağrılarda ağrıyı kesmek önceliğimiz değil. Çünkü bu bize bir nevi aslında bir tahlil sonucu gibi bunu düşünüyoruz. Ağrının giderek şiddetleniyor mu, kesilip devam ediyor mu? İşte nerede olduğunu anlamak için muayene ediyoruz, baskı yapıyoruz karnına falan. Yani bir iğne ya da bir ağrı kesiciye hep müdahale etmiyorsunuz. İlk önce tamamen tanıları alabilmek evet, istiyorsunuz. Yani, sonrasında ilaç evet, tedavisi. Çünkü yani ilaç tedavisi yine uyguluyoruz ama ağrı kesici olarak yapmıyoruz. Çünkü ağrı kesici yaptığımız zaman o ağrıyla baskılarsa biz tekrar müdahale ettiğimizde evet, bu ağrısı geçmiş diye değerlendiririz. O zaman ne oluyor? Yanlış yol izlemiş oluyoruz. Doğru tanı konmamış. Doğru tanı konmamış oluyor. Biraz bu konuda hastaları da anlıyorum ama tabii ki burada biraz sabırlı olmakta da fayda var. Çünkü uzun vadede doğru tanı çok daha önemli. Yani orada birazcık daha sabretmek daha... Bizim vatandaşlarımız kendi doktoru olmayı seven vatandaşlar. Buradan da duyurmuş olalım. Hocam böyle ağrı kesici her evde mutlaka bulunur, buzdolabında, serin yerlerde. Lütfen sevgili izleyenler, kendi doktorunuz olmayın. Uzman doktorlara kendinizi teslim edin. Basit bir ağrı diye adlandırdığınız ya da gördüğünüz şey daha sonrasında ciddi rahatsızlıklara da yol açabilir. Lütfen dikkatli olun. Hiç değilse ilgili polikliniklere gidin en ufak bir ağrınız olduğu zaman. Peki hocam, kafa travmalarına nasıl müdahale ediyorsunuz? Bunların riskleri nelerdir? Müdahale anında ekstra bir yanlış tepkime sağlanabilir mi? Kafa travmalarında işte düşme olabilir, çarpma olabilir. Basit bir trafik kazası sonucu işte kafasının direksiyona çarpabilir veya torpidoya çarpabilir gibi bu tür tablolarla daha çok karşılaşıyoruz. Yani burada genellikle işte baş ağrısıyla geliyorlar veya işte dışarıdan görünen bir işte morarma falan, şişme gibi bir şikayetler oluyor. Ama asla ve asla bu hastaları görüntüleme yapmadan bırakmıyoruz. Çünkü bu kafa tası öyle bir yapı ki içerisini yani dışarıdan bir muayene ile görme şansınız yok. İmkansız. Bir şey. O yüzden görüntüleme mutlaka yapılması lazım. Görüntüleme sırasında da yani en dikkat ettiğimiz şey kafa içi kanama olayı, bir olay var mı buna yönelik. Yani onun da şimdi evreleri var. Onlar biraz daha beyin cerrahisinin nörolojinin uzmanlık alanına giriyor. Biz orada en önemli görevimiz bunu en erken evrede tespit etmek. Bir şey yoksa da tabii ki yine bir gözetim söz konusu. İlk 24 saat bu durumlarda çok önemli oluyor. Çünkü öncelikle o ilk görüntülemede bir şey çıkmayıp sonrasında da bir kanama tespit edilebiliyor. Burada da neye dikkat ediyoruz? Baş ağrısının tekrar şiddetleniyor mu? Bir nörolojik fonksiyonlarda bir kayıp söz konusu mu? İşte bir tarafında hissiyatsızlık hissi olabilir, yüzünde kayma olabilir, görmede kayıp olabilir, tek taraflı. Bir sürü böyle uzatabiliriz. Bunlarla bu muayene bulgularıyla takip edip eğer yoksa 24 saatin sonucunda evet orada bir sorun yok diyebiliriz. Şimdi bu durumda hastalar
biraz daha aceleci davranabiliyorlar bazen. Evet, yine aynı mantığa geliyoruz. Hani hiçbir şey yok, kafamı çarptım sadece, bir ağrı kesici yapın gideyim tarzında olabiliyorlar. Ama dediğiniz gibi biz öyle bakmıyoruz kesinlikle. Çünkü atlamamak burada en önemli. Yani basit işte üç basamaklı bir merdivenden düşme sonucu bile kafanın nasıl çarptığına bağlı olarak ciddi bir kanamayla da sonuçlanabilir sonuçta. Şimdi yetişkinler kendilerine ağrıyı olup olmadığını bilebilirler, kendilerini kontrol edebilirler ama çocuklar, aklı yetmeyen çocuklar ya da bebekler yataktan düşmesi ya da kardeşler arasında birbirlerini vurma, kafalarına saç çekme gibi travmalar da yol açabilir. Bunlara nasıl müdahale edebiliriz? Mesela belirti yok, şişlik yok, kızarıklık yok ama çocuk orada düşmüştür. Anneler de babalar ağlamasın diye, yok bir şey yok falan diye oyalamaya çalışıp çocuğu sustururlar. Bunlara nasıl müdahale edilmesi gerekiyor evde? Çocuklar aslında bu konuda şöyle, evet, kenardan bakılınca hani konuşamıyorlar, nasıl dertlerini anlatacaklar diye düşünüyoruz ama aslında işte çocukları anlamak bu anlamda yetişkinlere göre daha kolay çünkü çocuklar ne varsa onu belli ediyor direkt. Yani ağrısı varsa bir çocuk ağlar atıyorum, hani bir huysuzluk yapar bellidir. Burada da işte yine sadece konusunda sorun yaşıyoruz. Yetişkin insanda işte şikayetlerini tek tek soru cevap almamız varken çocuklarda bu biraz ebeveyni soruyoruz. Artık ebeveynin ne kadar dikkatli olmasına bağlı. İşte neler oldu son zamanlarda, neler yaşadı, ne yedi veya işte dediğiniz gibi bir travma geçmişi var mı? Oradan saptamaya çalışıyoruz. Yine muayene bulgularımız var. Muayene bulgularına yola çıkıyoruz. Çocuklarda sadece hassas davrandığımız konu, şimdi bu görüntülemeler bir radyasyon sonuçta. Hemen geldi, hemen gönderelim, çekelim yapmak istemiyoruz. Birazcık işte bebeğin durumunu değerlendirip bir nörolojik bir fonksiyon bozukluğu var mı? Aynı şekilde yine 7/24 pediatri uzmanımız da oluyor bizde burada. Onların da yardımıyla böyle bir vakayla karşılaştığımızda yine uygun bir yol izliyoruz. Ama yine tabii ki bir en ufak bir ihtimal durumunda yine görüntülemeye başvurup var mı hani bir travma, sekeli, işte bir kanaması falan söz konusu mu? Onu anlayıp ona göre yine tedavi izliyoruz. Yani yetişkinlere göre daha uzun bir gözetim altından geçiyor çocuk ve bebekler. Çünkü dediğim gibi hani gelişim çağındalar, radyasyon vermek istemiyoruz hemen. O yüzden iyice emin olup öyle gerekiyorsa o zaman bir radyasyon görüntülemesi yapılıyor. Yani aynı şekilde onlara da bir ilaç ya da ağrı kesici vermiyorsunuz sonucu alana kadar. Çocuklarda zaten ağrı kesicileri çok geniş kullanmıyoruz yetişkinlerdeki kadar. Yani daha böyle masum, işte günlük hayatta kullanılan parasetamol tarzı ilaçları kullanıp ağrı kesici görevleri de var. Yine oradan devam ediyoruz. Ama yetişkinlerde daha agresif ağrı kesicileri başvurabiliyoruz. Çocukların bünyesi buna çok uygun olmadığı için onları da tercih etmiyoruz tabii ki. Peki hocam, yanık vakalarına nasıl müdahale ediyorsunuz? Kaçıncı derece yanık olduğuna göre nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Sadece orada müdahale edip sonra polikliniğe mi hemen yönlendiriyorsunuz? Onunla alakalı biraz da bilgi alalım sizden. Aslında diğer hastalıklarla benzer bir koordinasyon var orada da. Yine plastik cerrahinin alanına giren bir konu ve plastik cerrahi uzmanımız da var burada. Geldiği zaman basit birinci derece yanıksa, işte güneş yanığı olur, bir sıcak suyla temas ama uzun sürmemiştir, büller yoktur, bunlar birinci derece yanıklar. Onları yine biz evde yapacağı tedaviyi reçete edip biz de gerekli pansumanla yapıp taburcu ediyoruz. Bir de vücudun ne kadar kısmına yayılmış, bu da çok önemli. Bazen birinci derece yanıktır ama çok yaygın vücut, mesela güneş yanığıdır ama vücudun çok bir bölümünü kapsamıştır. Bu durumda hasta fazla su kaybına uğramış olabiliyor. Çünkü yanık aynı zamanda vücuttan su kaybına neden olur. Bu durumlarda damar içi bir tedaviye de başvurabiliyoruz her ne kadar birinci derece yanık olmasına bakmayarak. İkinci derece yanıklarında hani yüzeyel ve derin olanları var. O da derinin hani en üst katmanı epidermis ve onun altında dermis tabakası var. İşte dermis tabakasının ne kadarını kapsadığına bağlı. Yüzeyel bir dermise ulaşım varsa zaten basit büller oluyor.
O durumda yine evde işte tedaviyle ve su kaybına göre onu önleyip işte damardan tedaviyle müdahale ediyoruz. Ama yine vücudun ne kadar bölümüne yayıldığına bağlı olarak eğer o su kaybını kontrol edemiyorsak hastaneye yatışa yapılıp işte stabilize edilene kadar öyle de izlenebilir. Bu durumlarda hani yüzeyelse iz kalmayabilir. Birinci derecede de iz kalmıyor ama ikinci derece birazcık derin yanıklarda izler kalabilir. Bunlar da yine hani alanın ne kadar büyüklüğüne göre yine değişiklik gösteriyor. Bu izlerin de hani daha sonrası onarımı yine plastik cerrahinin alanına giriyor. Burada üçüncü derece yanıklar bizde acil bir müdahale gerektirebiliyor. Çünkü enfeksiyon riski çok yüksek oluyor. Artık kas dokusuna, işte deri alt, cilt altı yağlı doku, bazen kas dokusuna kadar yanıklar olabiliyor. Bu durumlarda hemen hastaneye yatışı yapılıp işte damardan antibiyotikli tedavi olsun ve onun onarımına ne gerekiyorsa yapılıyor. İşte cerrahi müdahale falan yapılıyor. Öyle bir agresif bir yol izleniyor. Bazen de bu yanıklar o kadar derin oluyor ki işte, kemiğe kadar ulaşıyor. Bunlar da genellikle biraz bu çalışan işte iş kazaları gibi olabiliyor. Özellikle elektrikli alanlarda çalışanlarda işte elektrik direğinde bir işlem yaparken elektrik çarpması sonucu basit gibi. Basit bir kaza yanık diye geçmemek gerekiyor o evet. zaman. Yani böyle çok ciddi vakalar da olabiliyor. Orada da zaten cerrahi müdahaleyle devam ediyor süreç. Yani yanık o oluştuğu zaman oradaki bulunan insanların ilk müdahalesi nasıl olmalı? Hemen soğuk müdahale yapmaları gerekiyor. Çünkü oradaki sıcaklığı almak en kısa sürede çok önemli. Çünkü yanıkla temas anında da bir doku hasar oluyor ve sonrasında da orada kalan sıcaklık hala hasar vermeye devam ettiği için hemen soğuk suyla temas ettirince onu minimalize edip hani hasarın yayılmasını önleyebiliriz bu açıdan. Sonrasında yine tabii ki hastaneye müracaat başvurmaları gerekiyor. Onun tedavisinin devam edilmesi açısından. Ya onun tedavisi yine merhem, kremlerle geçiştirebiliyor değil mi? Birinci derece, birinci derece, ikinci derece yanıklar evet. Kremlerle, merhemlerle geçiştirebiliyor. Peki deri ne kadar zamanda toparlayabiliyor kendini? Yanıklar ne kadar sürede yeniliyor kendini? Yani yanıklar bir normalde bir yara iyileşmesi 2 haftayı bulabiliyor. Biraz da yaşla alakalı mı diyebiliriz buna cildin kendini toparlaması? Yaşla alakalı kişiden kişiye de farklılık gösteriyor. Şimdi burada da yani yanık değil de bütün yaraların iyileşmesini aslında diyebiliriz. Yaraların iyileşmesi insanın kişisel hayatıyla da çok bağlantılı. Yaşta da tabii ki çocuklarda biraz daha hızlı ilerliyor ve iz kalma olasılığı daha düşük. Yaşlı hastalarda ise bu iyileşme süreci daha uzuyor. Ve burada bir sürü etken var. Mesela şeker hastası ise bu iyileşme daha da uzuyor. İyileşme sürecinde enfeksiyon eklenebiliyor. Veya sigara kullanıyorsa damarlarda haliyle tıkanıklık olduğu için, kanlanması bozukluk olduğu için yara iyileşmesi yine uzayabiliyor. Kilolu hastalarda yine uzayabiliyor. Aslında her şey oradaki kanlanmayla basitçe söylersek. Yani doku kanlanması yerinde olduğu sürece iyileşme de hızlı ilerliyor. Bu kanlanmayı bozacak herhangi bir şey işte kilo, düzensiz beslenme yani yağlı beslenme diyelim, sigara kullanımı gibi durumlar bunları yavaşlatabiliyor. Sen konuşurken bile içi ürperiyor, onu yaşamamak gerekir. Peki hocam trafik kazasıyla getirilen bir kişiye ilk müdahale nasıl olması lazım? Bulunduğu yerde, trafik kazasının gerçekleşen yerde. Bizim insanımız biraz paniktir. Doğru yapması gereken şeyi aslında yanlış da yapabilir. Kimler müdahale etmesi gerekiyor? 112 acil aradıktan sonra, hemşireler geldikten sonrasında süreci biraz değerlendirecek olursak. Yani kesinlikle eğitimli, yani bu konunun eğitimli bilen birisinin yapması lazım. Çünkü trafik kazasında mesela hastayı oradan alacağımız zaman ilk yaptığımız şey ambulanstaki arkadaşlarımızın boynunu boyunlukla stabilize etmek. Çünkü olası bir boyun yanlış bir manevrasında orada sinirlere zarar verip yani bir felç durumuna neden olabiliriz. Bazen işte kenardan müdahale etmek için
Hani hastayı çıkarmaya çalışırken aslında belki de orada öyle bir hasarı yoktu ama o sırada bir hasar verilip felç durumu olabiliyor. Bu açıdan hani eğer o kaza anında hani bir hastanın oradan çıkarılmasının bir aciliyeti yoksa öyle agresif bir müdahale yapmamak lazım ki boyunu stabilize etmeden çıkaramasın. Zaten ambulans da hani çok fazla bir gecikme yaşanmıyor. Orada aslında dakikalar içinde ambulans da ulaşıyor. Çünkü orada da bir koordinasyon söz konusu. En yakın ekip gittiği için de en kısa sürede ulaşıyorlar. Hani vatandaş orada birkaç dakika tasarruf ettiğini düşünüyor ama aslında işte o birkaç dakika yüzünden hayatına da mal olabiliyor. Oradan sonrası zaten bize geldiğinde işte o aşamalar artık katlandığı için biz de daha çok işte varsa kırıkları tespit etmek, işte travmaları tespit etmek. Yine yani en önemli amacımız hayatı fonksiyonlarını stabil haline getirmek. Eğer stabilse ikinci aşama, ikinci dil değerlendirmeye geçip orada artık vücudunun nerelerinde kırık var, nerelerinde yara var veya ilerleyen saatlerde bizi sorun yaşatabilecek bir kanaması var mı? İşte gözden kaçırmamak adına ve yine var olan travmanın hangi bölümü ilgilendiriyorsa yine oradaki uzman doktorlarımızla bir konsültasyon yapıp bu şekilde bir yol izliyoruz. Yani trafik kazası bir başlık ama işte hasar alınan bölgeye göre çok farklı dallara ayrılabilir aslında. Birden çok cerrahi ilgilendiren bir bölüm. Kesinlikle cerrahi ama bazen de çok basit bir trafik kazası olduğu zaman da hiçbir şey olmadan da hani şey hasta sonuçlanabiliyor. Çünkü artık hani teknoloji ilerlediği için biraz da kuralları ihmal etmediğimiz sürece basit hani böyle kazalarda artık hastalar bir hasar almadan da atlatabiliyorlar. Ama tabii ki biz yine de orada gerekli değerlendirmeyi yapıp çünkü gözden kaçmaması adına bütün görüntülemeleri yapıp bir kırık, bir travma durumu var mı yok mu onları ekart ettikten sonra bunu söyleyebiliyoruz. Demin bahsetmiş olduğunuz alanlardan, sarı kırmızı alanlardan yavaş yavaş risk grubuna giriyoruz. Evet. Bu adli vakalar hocam, her acilde mutlaka giden her kişi bir adli vakayla karşılaşıyor vatandaşların. Bıçaklamalıdır, yaralamadır, işte silahlı saldırıdır. Bu vakalara ilk müdahaleyi nasıl yapıyorsunuz? Aslında bu da burada tek farkı bunun adli olması. Yani şöyle düşünürsek bir trafik kazasından farkı ne? Yine bir travma söz konusu burada da. Sadece olay adli olduğu için tutanak tutuluyor. Farklı bir yol izleniyor. Burada artık işin içine polis de giriyor. Biz de kendi adli vaka formumuzu oluşturuyoruz. Onları oluşturduğumuz için de daha sonrasında onlar polis tarafından da kullanılıyor. Yani hastanın neresinde bir travma söz konusu, nasıl bir yarası olduğunu söz konusu oluyor. Burada biraz işte ne derinlikte, ne şiddette bir yaralama olduğu söz konusu. Gelen hastanın hayati tehlikesi var mı? Yoksa mesela atıyorum bir ekstremite, bir bacağında bir bıçaklama yarası vardır. Orada bizim mesela en önemli gayemiz kanama şiddeti ne kadar? Onu kontrol altına alalım ki ilerleyen saatlerde bir kanama ile ilgili bir sorunla karşılaşmayalım. Ama bazen de çok ciddi bir kurşunlama vakası gelir. Hani orada hastanın şöyle solunum dolaşım yetmezliğine girip arrest dediğimiz hani kalbin durması tablosuna kadar gidip bizim çok daha agresif müdahaleyle yani hemen ameliyata da alınabilecek bir vaka. Yine bize hemen ameliyata almıyoruz o durumda. İlk önce yine hayati fonksiyonlarını yerine getirmemiz lazım. Yani kalp masajı yapıyoruz. Acil CPR odamız var. Orada müdahale yapıp yaşama döndürdükten sonra yine tabii ki ameliyata alınıp artık orada ameliyatla kanama kontrolü altına alındıktan sonra tedavisine başlanıyor. Zaten sonrasında yoğun bakım ünitesinde takibi yapılıyor.
bu doktorların içine girmesi ve polisin işin içine girmesi, ayrı bir tutanakların tutulması sizlerin de açısından biraz risk mi taşıyor hocam? Yani orada aslında yani soğukkanlı olmak gerekiyor çünkü o durum evet bir kriz, yani bir hassas bir hasta yakınları da haliyle telaşlı oluyor çok haklı olarak. Ama orada bizim görevimiz mümkün olduğunca soğukkanlı kalmak. Çünkü biz de o krize kapılırsak süreci yönetecek kimse kalmayacak. O süreci iyi yönetmek de zaman kaybını minimuma indirmek adına çok önemli. Peki hocam, genelde çok acilde çocukları da görmüş oluyoruz. Bu havale geçirmesidir, yüksek ateştir ya da bunlara nasıl müdahale ediyorsunuz? Burada bizim acildeki temel görevimiz ateşi düşürmek. Havale geçiren hastalar şimdi basit havale olabiliyor. Tek sefer geçiriyor ve birkaç dakika içinde. 37,5 arası derecelerde ölçüyorlar. Ondan sonrasında genelde acile başvuruyor anne babalar ama bu ne kadar doğru? Şimdi havale açısından şöyle bunu düşünmek lazım. Evet, yüksek ateş havaleye neden olabiliyor ama bazen düşük ateş de havale yapabiliyor. Burada yani ilk havaleyi geçirdikten sonra zaten genellikle alarm durumuna geçiyorlar. Şimdi vücut ateş, önce ateşi anlamamız lazım. Ateş nedir? Vücutta ateş niye yükseliyor? Yani ateş aslında vücudun bir nevi savunma mekanizması olarak da düşünebiliriz. Yani vücudun ısısını yükselterek bir enflamasyon durumu söz konusu ve böyle enflamasyonla aslında bakteri ve virüslerle vücut savaşıyor. O yüzden hastalık durumunda ateşin çıkması gayet doğal. Hani biz böyle bu durumda agresif bir şekilde ateş düşürücü verelim, işte ateşini hep 36,5'larda tutalım gibi bir yol izlemiyoruz. Hani o 37'lerde de ateşi takip edebiliriz bu durumda. Ama havale konusu bunun biraz dışına çıkıyor çünkü havaleyi herkes geçirmiyor. Burada biraz hastanın yatkın olması da bu duruma söz konusu. Bazı hastalar işte 37,5-38'de de havale geçirebilirken nadir de olsa. Bazıları 39'lara geliyor ateş ama hiçbir şekilde havale geçirmiyor. Yani bu ateş yükseldi %100 havale olacak demek de yanlış olur bu durumda. Bize gelen hastaları da bizim temel yaklaşımımız ateşini düşürmek. Ateşini düşürdükten sonra hani bu havale durumu tekrarlıyor mu, tekrarlamıyor mu? Yine enfeksiyon odağını bulmak, işte idrar yolunda mı enfeksiyon var, solunum yolunda mı enfeksiyon var, yoksa işte bağırsaklarında mı enfeksiyon var diye bunları en temel aşamada en azından bulmaya çalışıyoruz. Eğer bu ateş düşürmemize rağmen işte veya ateş düşmüyordur bizim müdahalemize rağmen veya ateşi düşürmemize rağmen havalesi devam ediyordur. Bu durumda artık hastanede yatışı yapılıp daha uzun bir takip yapılması gerekiyor. Gerekiyorsa işte kan kültürü gibi daha bir sonraki aşamada yapılan tahliller yapılıp etkenin ne olduğu bulunup ona yönelik antibiyotik tedavisi yapılıyor ve böylece bu temel ortadan kalkıyor. Yani enfeksiyon ortadan kalkmadan sorun çözülmediği için temel amaç enfeksiyonu çözmek. Ama acilde de hani böyle enfeksiyon da hemen birkaç saat içinde çözülecek bir şey olmadığı için birkaç gün, bazen hafta, 10 gün sürüyor. O yüzden bizim oradaki temel amacımız ateşi düşürelim ki bir daha havale tetiklenmesin. Bu durumda işte dediğim gibi eğer yeterli olmuyorsa da hastaneye yatışı yapılıp daha ileri düzeyde tahliller yapılıp temel neden neyse o bulunup ona yönelik tedaviye bir an önce başlanması da sağlanıyor. Peki evde yapılan müdahaleyi nasıl yapmaları gerekiyor? Evde havale geçiren bir çocuğa hani böyle öncelikle yan yatırmaları gerekiyor. Ağzında bir şey yiyorsa o ağzı boşaltılması gerekiyor ki hava borusuna kaçmasın, boğulma olmasın. Hiçbir şekilde hani ağzına böyle bir şey sokma, kaşık sokma veya parmakla çenesini açık tutalım gibi bir yol izlememek gerekiyor. Çünkü zaten uzun sürmüyor. Saniyeler, en fazla birkaç dakika içinde kendiliğinden geçip gidiyor. Yan yatırıp hani kendi sekresyonunda işte bazen kusabiliyor, boğulmasın diye yan yatırmak lazım. Etrafında ona zarar verebilecek cisimler varsa onlardan uzaklaştırıp geçmesini beklemek lazım. Geçtikten sonra da işte hastaneye
getirmeleri gerekiyor. Yani uyku anında falan geçirme ihtimali olabilir mi çocukların? Yani çok ciddi bir ateşi varsa evet şey yapabilir. Sürekli kontrol etmesi gerekiyor ebeveynlerin. Ama şöyle yani zaten o düzeyde bir rahatsızlığı varsa çocukların bir şekilde ya ağlar ya bunu dile getirir ve o şey uyuyamaz yani basit bir şekilde. Şimdi orada bu da bir paranoyak durumu da söz konusu yani. O düzeye de getirmemek lazım. Bu sefer hani basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunda sürekli acaba çocuğum havale geçirecek mi diye psikolojik olarak da yıpranıyorlar. Yani öyle de düşünmemek lazım. Bu daha önce geçirmişse diyelim kabaca. O zaman evet tetikte olmak lazım. Çünkü o zaman tekrarlama olasılığı yüksek. Ama hiç havale geçirmeyen bir çocuk bu zaman işte zaten normal enfeksiyon gibi ateşi vardır. Tedavisi uygulanıyorsa kuvvetle muhtemel de öyle bir durum olmayacaktır. Ama dediğim gibi yüksek ateşi olur, hiç inmez. Evde oral yolla verilen ateş düşürücülere rağmen inmezse o zaman tabii ki hastaneye getirilir. Hastanede gerekli müdahaleler yapılır. Malum kış ayları geldi hocam. En çok da soba kullanımından dolayı karbon monoksit zehirlenmesi vakaları çok oluyor acilde. Kış aylarında çok rastlıyorsunuz. Bununla alakalı neler diyeceksiniz? Şimdi soba kullanımında evet bu çok önemli. Yani bunlar havalandırılması kesinlikle iyi sağlanması gerekiyor. Çünkü karbon monoksit zehirlenmeleri gerçekten çok kısa sürede çok ciddi durumlara yol açabiliyor. Şöyle anlatalım. Hani bir ciddi bir karbonmonoksit salınımında bir iki saat içinde hastada bayılma, 3-5 saat arasında yani solunumun durması hatta ölüme kadar gidebilir. O yüzden genelde uyku anında evet, zehirlenmenin yani bilinci anında olmuyor. Da bir de koku olarak da çok farkına varılmıyor. O yüzden de böyle ciddi durumlar yaşamaması için soba kullanılan odalarda odanın havalanması mutlaka sağlanması lazım. Yani daima bir hava sirkülasyonu olması lazım ki olası bir kaçakta da o birikmesin. Çünkü burada en önemli şey karbonmonoksitin miktarı. Ne kadar yoğun bir karbonmonoksit miktarı var ona göre de değişiyor. Şimdi karbonmonoksit molekülü öyle bir molekül ki kana karıştığı zaman oksijenden daha nasıl diyeyim sağlam bir şekilde hemoglobine bağlanıyor. Hemoglobin de kanda oksijeni taşıyan bir hücrelerimiz, kan hücrelerimiz ve oksijenden daha kuvvetli bağlandığı için bu sefer oksijen bağlanamıyor ve dolaşımı bozmuş oluyor böylelikle. Dokuların oksijenle temin edilmesini bozuyor. Bu aşamada bize geldiği zaman hani tanıyı genellikle semptomlarla ve öyküyle buluyoruz. Yani çünkü bir de kan değerlerinde karboksihemoglobin dediğimiz bir düzey var. Hani karbonmonoksitin hemoglobine bağlanmış bir hali. Onun düzeyine bakarak tanıyı koyuyoruz. Ondan sonraki takiplerde de yine bu değere bakarak yol izliyoruz. Çünkü normal bir kan saturasyonunu işte saturasyon cihazıyla baktığımız zaman yanıltabiliyor. Hastanın saturasyonu yerindedir ama karboksihemoglobini yüksek olduğu zaman bu kandaki saturasyon yerinde olsa bile hala daha solunum desteğine ihtiyacı var demektir. Vücut kendisi temizliyor zaten oksijenle temas ettiği sürece yeteri kadar oksijenlemeyi sağlayınca vücutta bunun üstesinden gelmiş oluyor. Burada sadece bazı durumlarda oksijen maskesiyle oksijen vermek yeterli olmuyor. Yüksek basınçlı oksijen cihazları var. Onlara başvurabiliyoruz ki yüksek basınçta verdiğimiz zaman kana oksijenin karışmasını hızlandırmış oluyoruz. Böylece dirençli vakalarda da böyle üstesinden gelmiş oluyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Genel bir toparlayacak olursak buradan izleyenlerimize ilk yardımla alakalı yapılması ve yapılmaması gerekenlerden de bahsedersek sonrasında bize ayrılan sürenin sona gelmiş olacağız. Yani ilk yapılması gereken şeyler aslında hastanın o anki güvenliğini sağlamak. Ondan sonra en hızlı bir şekilde hastaneye transferini sağlamak.
burada bu konuda zaten 112'ye başvuruluyor. O yüzden hani benim isteyeceğim şey, eğer kendinizi bu konuda eğitimli hissetmiyorsanız, bu konuda bir eğitim almamışsanız, bir müdahalede bulunmamanız, 112'yi arayıp hemen profesyonellerin desteğini beklemeniz en doğru yaklaşım olacaktır bu aşamada. Tekrardan teşekkür ediyorum hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Evet değerli izleyenler, bir şifa kapısının daha sonuna geldik. Burada uzman doktorlarımızı her hafta sizlerle buluşturuyoruz. Gerekli bilgileri yanlış bilinen doğruyu çevirmeye çalışıyoruz. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. İlk müdahale her zaman önemlidir. İlk teşhis her zaman önemlidir. Sağlık kalın, iyi pazarlar.